anlatımı yaparken. Ama burası birçok güzelliği barındıran ender mekanlardan bir tanesi. Birçok şeyde farkındalık yaratma çabanız için ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bir anne olarak ve geleceğimiz olan çocuklar adına da sonsuz teşekkürler ediyorum sizlere. Anlatalım mı? Bu güzel mekan 2008'de doğdu. Geçen 10 yıllık süreçte neler oldu? Evet, önce bir dernekle başladı. Bir oyun sanat ve zanaat derneğimiz vardı. Daha sonra bir kurum olduk. Yani ahşap oyuncağın satıldığı, yapıldığı, üretildiği, tanıtıldığı, oynatıldığı, tasarlandığı bir yer. 2005'te de bir ahşap oyuncakla ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nde bir eğitim verdim. İki tane kitap çıkardım bununla ilgili, tasarımıyla ilgili. Daha sonra bu Gel Oyna bir alışveriş merkezinin içinde açıldı önce. 2013'ten beri de Bostancı'da hizmet veriyoruz ama farklı yerlerde de bulunuyor. Burası bir tür interaktif müze diyebiliriz. Çocukların, yetişkinlerin bir arada oyuna katıldığı, etkileşim halinde olduğu ve üretime katıldığı bir mekan. Ve T istasyonu diye ayrıca bir projem var benim. Proje demeyeyim, yani bir sürdürülebilir ve etkileşim alanları oluşturma gibi. Tek başına T'lerle öğreniyoruz, tek başına topluca ve takılarak öğreniyoruz diyorum. İşte topaç istasyonumuz, tahta, testere, torna, taş, toprak, tuğla, tasarım, topluca, together gibi böyle işte ton tınıtında bütün sesler, renkler birleşiyor ve böyle bir sesli kitabı var. Bu da hem mekanımızda hem mekan dışında da gerçekleştiriliyor. Amacımız işte sonuç olarak hani çocuğun o çocuğa bir kere her şeyden önce oyunun, oyuncağın davetkarlığını, güzelliğini, estetiğini, doğallığını gösterebilmek, kendinin kurcalamasını, yapmasını, paylaşmasını sağlamak. Bizim oyunlarımızı genelde hem yetişkinler hem çocuklar aynı anda oynayabiliyorlar. Ama herkesin de kazanımları farklı. Çeşitli mesela akıl oyunları var. 3 yaşındaki aynı oyunla 3 yaşındaki de oynayabiliyor, 50 yaşındaki de oynayabiliyor. Ama oynama şekilleri farklı ve kazanımları farklı. Ve ahşap oyuncak tek bir tane bile üretildiği için çok özgür ve özgün. Yani üreten açısından da öyle. Gönül ister ki Türkiye'de yüzlerce ahşap oyuncak üreticisi olsun, küçük yani böyle zanaatkarlar olsun. Yani ben de birazcık yol açayım onlara çünkü epeyce bir birikimim var bu anlamda. Ve hem ürünler yaratılsın hem çok oynansın, çok dokunulsun, çok insana dokunulsun. Çünkü ya oyun zaten en ciddi ve en nasıl söyleyeyim neşeli iş. Bu bir de doğal malzeme, tahta oyuncakla birlikte müthiş. Yani oyunun zenginliğini, insanları bir araya getirmesi gibi sihirli bir gücü var. Süpersiniz. Evet. Burada gerçekten ahşap şu anda yurt dışında kabul görmüş muhteşem bir ürün. Burada artık insanlar evlerini, çerçevelerini yerlere kadar ahşap yaparak enerjilerini daha yoğun yaşamak istiyorlar. Çocuklar açısından da büyükler açısından da daha fazla sıcaklık kattığı için de bizdeki kötü enerjiyi aldığına inanılıyor. İnşallah da bu keyif sizin aracılığınızla Türkiye'me gelmiş olsun. Peki efendim ileriye yönelik hedefler neler diyelim bizde? Gele Oyna ve T istasyonunun çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Bunun için çeşitli dost mekanlarla birlikte çalışabiliriz. Orada hem ürünlerimizi sergileyebiliriz, hem oyun, aktivite, üretim etkinliklerini yapabiliriz. O dost mekanların çoğalmasını, bunu sürdürebilecek kişilerin çoğalmasını istiyorsunuz. Burada aynı zamanda gerçekten bunun eğitimlerini de veriyorsunuz değerli öğretmenlerimize, biz ve velilere. İnşallah bu gibi çalışmalar nice ilçelerde bizlerle buluşsun, aynı kaliteyle birlikte. Sağlıcakla kalın.